Cüneyt Çakır'ı, sen Cüneyt Çakır'ı, senin meaken iki ay yiyor mu, dinlendirebiliyor mu? Bak bana, inanılmaz hata. Trabzon'u dur, bir dakika dur. Trabzon maçında Trabzon'u parçaladı, doğradı ve sana orada kabul katılıyorum. Trabzon'a yapılan operasyon orada başladı. Trabzon operasyon orada başlandı. Tamam, bile orada başlandı. Aynı fikirdesin hocayla. Aynı işte, noktayı koydular, başlandı Trabzon. Önünde eline çarpıyor ya. Hangine? Ve birisi Cüneyt Çakır'a demiyor, biliyor musun? Arkadaş sen ne yapıyorsun? Ben buradan Yusuf Namalı'na söylüyorum. Dinlendir abi iki ay. Dinle. Nerede derbi? Nerede önemli maç? Cüneyt'i getirelim. Baba sıkıyor. Bak affetsin bizi. Ama Beşiktaş'a hep yapıyorsun. Beşiktaş'a ondan sonra laf geliyor. Umut'u gördüm ya. Bak hep söylüyorum bunu. Sena benim ne günahım vardı? Daha hakem verdi dedi ya. Bizim şey Umut Beşiktaş'ta evet, yönetici mi? Hayır Umut Bulut. Galatasaray'la. Galatasaray'la Umut Bulut dedi ki Sinan abi de benim ne günahım var dedi. Trabzon maçına penaltıyı verdi yani Kavanda'nın arkada. Evet. Abi ne yapayım ben düştüm dedi. Verdi dedi. Ben ne yapayım? Yani söylemek istedim abi. Kuvarezma'nın nesi var adam? Kuvarezma. Adam foul yapmış. Ne günahı var abi ya? Ama Sinan bak Kuvarezma'ya kimse bir şey demiyor ki. Hocam ben Ahmet Çakar'a bir soru sorabilir miyim? Sen bu başlığı atamazsın. Bu başlığı atamazsın o zaman. Ben bir şey söyleyeyim. Kuvarezma gol atarsa bu başlığı atamazsınız. Ben diyorum ki kardeşim Beşiktaş bizi Kuvarezma'sız da oynasa yenebilir. Yendi de daha önce. Evet. Örnekleri var. Biz de Kuvarezmalı Beşiktaş'ı çok yendik. Daha geçen sene yendik ilk kez. Biz Kuvarezmalı Beşiktaş'ı çok yendik. Gene yeneriz. Kuvarezma oynamazsa Beşiktaş bizi yenemez mi? Beşiktaş da bizi yenebilir. Sen karışma Cüneyt. Sen karışma kardeşim. Peki ben bir soru sorabilir miyim? Bütün sorunumuz bu. Peki, sen karışma. Dün de kaldı. Nasıl biz Mehmet Topalsız çıktık şeye? Galatasaray derbisine. Akhisar maçı yaptı foul'u. Aldı sarı kartı. Dün ne de kaldı o. Size bir soru soracağım. Ahmet Çakar ve size bir soru soruyorum. Ahmet buyur hocam sana soruyorum. Ali Palabıyık, Atıf Şevcu'yu Beşiktaş maçını düşünerek mi atmadı bugün oyundan? Ya, siz de bunu cevaplayın o zaman. Tabii doğru. Hayır Kuvarezma'yı konuşuyorsunuz. Buna cevap verelim abi, o zaman. Abi hafta Atıf Şevcu'yla oynayacağı belli mi? Olabilir lakin. Atıf şey şuyla. Kuvarezma'yı aynı lazım. Oyuncu olarak telakki etme. Hocam çok formda bir dakika ya. Bir dakika ya. Barcelona ile oynuyorsun. Oynamıyor bile. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Beşiktaş Barcelona eşleşti. Evet. 25 milyon Beşiktaşlıya soruyorum. İstanbul'a geliyorlar. İlk olarak oynamasını istemediğiniz oyuncu hangisidir? Messi. 2 Suarez, 3 Neymar veya 2 ile 3 yerde işte. Ama şey değildir. Busquets değildir. Sergio değildir. Değil mi? Bartra şimdi değildir. Fenerbahçelilere soruyorum. Haftaya Beşiktaş'ta oynuyorsunuz. İlk olarak oynamasını istemediğiniz oyuncu kimdir diye sorarsak %80 oranında Quaresma. Tam tersi. Bana göre Atiba'dır da. Olabilir. Tam tersi. Beşiktaş'lara soruyorum. Beşiktaş'lara soruyorum. Atiba oynamazsa. Fenerbahçe'nin kim oynamasın derse 2-3 farklı cevap. Biri Van Börsü diyebilir. Volkan diyebilir. Öteki Volkan diyebilir. Musa Sov diyebilir. Beşiktaş'a çok Beşiktaş'ta da Fenerbahçe'ye dağındık ama Beşiktaş'ta. Lens. Ben olsam en önemli hücum silahı olarak Beşiktaş'ın ben Quaresma. Ne Abubakar ne başkası Quaresma. Ya o da önemli değil hocam. Diyelim ki Barcelona'nın sarı kartı var. Onu bu halde oynatıyor. O da hata hocam. Kim görüyorsa göstereceksin bu kadar. İstersen Tosic'in olsun işte mesela. Işte Tosic'e de olsa niye hakemler, vermiyorsun kardeşim ya? Işte neden hakemler, vermiyorsun? Abi hangi hakemlere bakıyorsun? Neden vermiyorsun? Hakemler tamamıyla gündemi belirliyorlar. Sonuçlara etki oluyor, tesir ediyorlar. Şimdi önümüzdeki hafta. Diyelim Beşiktaş yendi. Haydi bir de sizle uğraşacağız burada şimdi. Niye? Bir de Quaresma'dan. Niye? Tabii yener. Niye? Ya da hakemlerle. Quaresma yapsaydı böyle olmazdı. Bak haftaya Quaresma bir tane gol atsın. Maçta 1-0 bitsin. Quaresma da iyi oynasın. Ben demem. Ben bu gecenin hesabını soracağım. Buyurun işte. Ben demem. Ben sizle uğraşacağız. Hayır abi ben demem. Çok net bir şey söylüyorum. Çok net bir şey söylüyorum. Ben demem. Quaresma'yı hakemlerin önüne atıyorsunuz şu anda. Kadıköy'de 5. dakikada Quaresma atılırsa ben de o zaman bu programda ben bu bölümü çıkarıp sizin önünüze bak, koyacağım. Ben diyorum, yanlış ben misin abi? Ben Quaresma 5. dakikada, 15. dakikada, Quaresma 25'te, 35'te, 45'te, 55'te atılırsa bunun da sorumlusu sizsiniz o zaman. Ertem gene çürüteceğim seni. Quaresma bundan daha 2-3 hafta önce Trabzonlu Yusuf'un ayağını kırıyordu. Kalp dahi görmedi. Biz de dedik, bunları siz de söylediniz. Siz de söylediniz. Demek hakemlerin önüne falan attığımız yok. Yine devam ediyor. Yalan mı? Aynı servislik devam ediyor. Abi demek söyledik ki kimsenin kimseye önüne attığımız falan yok ya. Bir dakika dur. Abacım biz bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi burada hak yemiyoruz. Evet.
biz Quaresma'nın o gün atılması gerektiğini söylemedik. Tabii söyledik. Evet. O gün de söyledik. Hepimiz söyledik. Bugün dün de söyledik. Tamam. Bu yarın bir gün Fenerbahçe'de Galatasaray yaparsa biz aynı görüşteyiz. Tamam. Ha bize demesinler bak. Beşiktaşlı falan ya öyle bir şey. Kim gelirse neyse onu abi. Şimdi siz neyse bir şey söyleyeceğim. Ha. Hocam bugün hepsi de bak şimdi. Bugün Skrtel. Skrtel. Üç yarı katlıydı. Fenerbahçe'nin değil mi en önemli üç defanstaki oyuncusu. Bugün Rize maçında bir sarı kart görebilirdi hocam değil mi? Arkadan rakibe girse sarı kart görse Beşiktaş maçı oynamayacaktı. Değil mi? Evet, doğru. Oynamasın abi ne yapalım? Oynamasın abi. Görmesin abi. Ben de oynamasın görmesin, diyorum. Değil mi hocam? Şimdi bak. Apo, çok garip bir hayatla hocam, karşı karşıyayım. Ben Sinan, de Quaresma oynamasın abi. Sizi çok ciddi anlamda samimiyetsizlik ve tarafgirlikle suçluyorum. Ben bir suçlama yaparsam ispatını ortaya koyarım. Şimdi hazır mısınız? Önce derin bir nefes alın Ertem'le Sinan. Siz değil miydiniz burada haftalarca? Bu melo atılmalı, atılmıyor, atılmadan sezonu bitirecek, 50 defa atılması lazım, 88'de atılması lazım, doğru. Melo atılmadan... Bunu söylerken melo hedef olmuyor. Ya bütün Türkiye söylüyordu. Bir dakika. Melo söylerken bir maç sonrası sen hedef olmuyor. Sen melo ile Quaresma'yı bir mi tutuyorsun? Tamam. Aa, şimdi kimdi? Sen melo ile Quaresma'yı bir mi tutuyorsun? Sen melo ile Quaresma'yı bir tutuyorsan... Nasıl? Yani ben şimdi senle, ne bileyim, isim vermeyeyim yani. Ver, falanca ver. Bir hakemi Türkiye'de gidiyor. Ayıp olmasın. Evet. Yani falanca bir hakem bir tutmam falan gibi bir şey biliyor musun? Var. Melo'da Galatasaray için çok önemli bir aset. Hocam önem ayrı. Evet. Davranışla alakalı. Tamam bir şey söyleyeyim sana. Davranış. Bana göre. Bana göre. Şu ya son iki hareket. Hocam da. Ya Quaresma'da iki tane aksu atası ben var. Ben adam ayırmam kardeşim. Ya siz değil miydiniz burada? Haftalardır melo kart görmeden mi bitirecek? Ey Türk hakemleri bakalım ne olacak? Ne şey olacak? Sana. Niye diye. Cumartesi geceleri burada sarmaş dolaş program yaptınız. Ben de buradan Şenol Güneş'e diyorum ki ya Şenol abi. Oynatma Quaresma'yı. Yok abi. Bravo. Bravo. Oynatma Quaresma'yı. Zaten Kiev maçı var. Bravo. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ayıp olmasın. Biz Fenerbahçe'yi biliyorsun. En kötü zaman ben menajerken de gittik yendik. Ne bileyim o 9 kişi falan. Ne o kaleci bizim Panku falan vardı. Kaç sene oldu yani? Önemli değil ya. Ben sana söyleyeyim mi? Oynatma Quaresma'yı. Oynatma Quaresma'yı Şenol Hoca. Niye? Bunlara oynatmasın hocam. Nasıl olsa atılacak. Nasıl olsa 5. dakikada atılacak. Değil mi Sinan abi? Ya. Sizin nasıl olsa 5. dakikada atılacak. Asıl sen burada büyük algı operasyonu yapıyorsun. Ne yaparsa yapsın derbide aman atılmasın diyor. Bak bir ters kolpa Ertem Efendi. Ne yine küçüksünüz. Ne oluyor? Küçücük kafası yapıyor. Bizi yiyecek. Bizi yiyecek. Tabii. Hocam yaşı küçük onun ya. Bizi yiyecek bak. Diyor ki hakemler diyor Quaresma'yı diyor 10. dakika atacak diyor. Bu ne demek biliyor musun? Dolmaya gelmeyin hakemler. Quaresma'ya göz yumun. Ertem'e bak. Bulmaz Ertem. Abi yapmayın. Quaresma. Bir gün ben sana söyleyeyim bunu kana getireceğim size. Hayır. Quaresma atıldığı gün size kana getireceğim. Kana yakın diye. Oynasın. Bir dakika ya. Türkiye'de düşmanı mıyız ya? Ya Türkiye'de 3 tane 4 tane iyi oynayan bir tane futbolcu var. Bırakın oynasın da seyredelim. Ha, bırakın tekme atsın. Ayak kırsın. Arkadan kimi atlasın. Kimi kırdı hocam ya? Mehmet Topal. Kardeşim Mehmet Topal penaltı yaptı Akhisar maçı. Niye sarı kart gördü ya? Penaltı yaptı çocuk. Ayağını kaldırdı istemeden penaltı yaptı. Sarı kart. Galatasaray maçı oynamadı. Senin yetiştirdiğin hakem arkadaşlarına, kardeşim, senin hakem hocana, Sinan Yusuf hocaya söyleyeceğim. Hatta ya, öyle ya. Ki Sinan abi doların yükselmesinin sebebini bile Quaresma'ya bağlayacak ya. Ahmet Çakar. Yani. Şu anda doların 3.5'larda gezmesinin sebebi bile Quaresma'dan kaynaklanıyor. Kardeşim. Biliyorsunuz değil mi? Quaresma tek sebep Quaresma. Bana sakın demagoji yapmayın bir. Sinan bir lafına alındı bu doğrusu. Hangisi? Bakın Türkiye. 1998 yılında hakemliği bıraktım. O yıldır bugüne kadar yaklaşık 18 sene hayatımda hiçbir hakem yetiştirmedim. Hiçbir hakemi de şahsen tanımam. Ben hakem eğitimcisi değilim. Ben pis bir eski hakemim. Tamam. Ben hakemi de eleştiririm. Hakemi eleştiririm. Hangi şey alındı? Ben seni üzmek istemem. Hangi şey alındı? Hemen geri alayım. Ne? Neye üzüldün? Bunları ben yetiştirmedim. Yetiştirme derken ne hocam? Televizyondan beri anlatıyorsun ya bunları hocam. E sen de anlatıyorsun. Bunlar sen de yetiştirdin. Ben futbolcuları hocam. O hakemden de hakemlere konuşuyorsun. Ben hakemlere senin gibi değil. Ben vallahi çok üzülüyorum bak. Sen keşke gönül isterdi ki bunları ben yetiştireyim. Bu hakemleri iyi yetiştirememişsiniz. Ama bir gün gelecek. Türkiye'de en eski senle Erman Hoca'sınız. İyi yetiştirememişsiniz bu hakemleri. Bunlara iyi yol göstermemişsiniz. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Ertem bir yazı bak, yazdın. Bizi aslında haklısın biliyor musun? Bak. Aslında bu konuda haklısın. Gelelim Ertem. Haklıyım değil mi? Doların haklısın. Doların büyümesine olayla. Dolarda zararım var çok. Quaresma ile doların büyümesi arasındaki ilişkiyi anlat bana. Şu an batık bir adam ben hocam. Dolar borcum var. Dolarla borçlanmamak lazımmış. Yandım ben yani. Seni dinliyorum. Elinizde ne kadar dolar euro varsa Türk parası için. Yapma. Dolar borcum var. Çıkarın. Dolar borcum var. Doların da bir şey yok. Param da yok. Türk parasını koruyun. Dolar ve euroyu bozdurun. Benim dolarım da yok. Türk parasını koruyun. Hayır dolarım yok. Türk param da yok. Allah yardım etsin. Evet. Doğru söylüyor. Doları gidecekse. Doları reklama gidiyor. Bozun. Türkiye için doları bozun. Şu an bu doları TL'ye çevirip bence
Kesinlikle. Ülkemize katkıda bulunalım. Şener abinin borcu yeniden yapılandırılmalıdır. Hangi film hazır mı sesi? Ülkemize katkıda bulunalım. Şaka bir yana doları ve euroyu bozdurun. Türk parasına çevirin. Çok önemli. Ülkemiz için çok önemli. Şu anda çevirse zararım var. Peki. Şu anda önemli. Devletin borcu yapılandırılsın değil de. Şener büyük mü borcun? Büyük mü? Büyük hocam ya. Söyle bakayım. 3-5. O civarlarda ya. Vay vay. Halledilir. Nasip. Yaz bir çek. Sinan abi Şenol Hoca'ya çok güzel bir pas verdi. Şenol Hocam Nasip. Aynı fikirdeyim. Yürekten katılıyorum Sinan abiye. Guarejma'yı oynatmayın Fenerbahçe maçında. Nasıl olsa 5. dakikada kırmızı kart görecek. En azından. Hakemler nasıl olsa etki altında kalacak. Serkan altyazı yaz. Ali Ertem'den, Çener'den ters kolpa. Çarşamba günü zaten. Altyazı. Ali abi var yönetmen bugün. Bakın çarşamba günü zaten K'ye maçımız var. Ertem, o da çok önemli. Çok arz ediyor. Fenerbahçe maçının telafisi olur. Uzun maraton. Beştaş yakalar onu. Önemli değil Kuvarezma fark etmez. K'ye maçı da çok önemli. K'ye de Kuvarezma lazım. Evet. Oğlum sen Kuvarezma'yı dinlendir. Fenerbahçe Beşiktaş'ın sahada en güçlü kadrosuyla. Abdülkerim abi bir Kuvarezma gider 1000 Kuvarezma gelir. Öyle. Bak söylüyorum. Kuvarezma daha dünyada yokken Beşiktaş Fenerbahçe'yi bizi çok yendi kardeşim. Bu iş Kuvarezmalık falan değil. Bak biz Mehmet Topal, Lens oynamadan Galatasaray'ı yendik. Derbi maçları bir kişiye bağlı olmaz. Buradaki konu ne Beşiktaş ne Kuvarezma. Buradaki konu Cüneyt Çakır. Şeytanlıklarından artık sıkıldık. Yemiyoruz. Apo. Yapma. Altına imza. Yemiyoruz. Çok yapma. Önemli bir mesaj yapma geldi. Yapma kardeşim. Çok önemli bir mesaj geldi. Kimden? Gene imam şeyden yok, mi? Yok imam efendi. Yok yok. Kimden? İsmini söylemeyeceğim. Bir tek o bizi düşürüyor. Hilmok yıllar önce MHK başkanı iken TV'ye bağlandı. Erman ve Çakar için hakemlere eğitim için TV'den çok yardımcı oluyorlar dedi. Doğru mu? Dedi. Buyur. Oluyorlarmış demek. Oluyorlarmış olamamışız. Peki. O zaman fatura bana çıktı anlaşıldı. Sinan'ın operasyonlarıyla Cüneyt. Seni iyi eğitememişim. Ay Allah'ım yarabbim. Hocam Cüneyt Çakır çok iyi bir hakem yapmayın. Yok ya. Yok şimdi. Çok iyi. Ya bakın şu tuhaf olan zaten beni yüze. Öyle mi oldu? Beni yüze. Öyle tabii hocam. Cüneyt Çakır Türkiye değil Avrupa'nın en iyi 3 hakeminden biri bence. Sen zaten tehlikeyi itiraf ediyorsun. Tabii. Cüneyt Çakır'a kötü hakem demedik. Bugün dünyanın en önemli maçı varsa dünya üzerinde Avrupa değil. Akla 3 isim gelir. Cüneyt. İtalyan. Rizzoli. Hı hı. Bir de belki İngiliz. Kretenburg. Ondan sonra işte bu Sikovic. Yani 3-5 isminden biri Cüneyt'tir. Avrupa'daki her maçı mükemmele yakın başarılı. Türkiye'de o zaman Cüneyt'in bana şunu anlatması lazım. Dün Korezma'ya sarı kartı niye göstermedi? O anlatacak ben yemeyeceğim. Bak dün ne olur? Adam elle gol atar hakem görmedi deriz. Amen de. Hepimiz görmedik. Ya gözünün önünde Korezma'nın atlama şekli belli. Topun bulunduğu yer belli. Herifin düşüş yeri belli. Başakşehir'in çocuğun düşüş şekli belli. Çok açık bir sarı kart. Nasıl kılıfına sokacaksın? Cüneyt, kılıfı ben sana söyleyeyim. Haftaya Beşiktaş Fener'le değil de Alanya ile oynasaydı adamın Ahmet olduğu gibi cahat diye çıkartmış kafasına dayamıştı. Hocam Allah aşkına bakın ya. Şeyi, ya nasıl sarı olmaz hocam, pozisyon ya. Hocam bu şimdi arkadaşlar bile. Sevgili seyirciler bir şey açıklık getireyim. Kupa ve lig statüsü farklıdır sarı kartlarda. Kırmızı görmüş olsaydı Darıca maçında reklam çekebilirdi. Şimdi, kırmızı değil. Eğer sarı görmüş olsa 4 sarı karttan ligde oynamaz. Yani evet. Kupa ve lig statüsü farklı arkadaşlar. Yani yazıyorsunuz bana onun için söylüyorum. Yani öyle bir şey yok. Farklı statü farklı. Direkt kırmızı görmüş olsaydı evet Darıca maçında şey yapacaktı çekecek. Bir kez daha bizi seyreden Beşiktaşlılara sesleniyorum. Fenerbahçelilere sesleniyorum. Kuvarezmasız Beşiktaş sen bizi çok yenmiştir. Aynen. Biz de Kuvarezmalı Beşiktaş'ı çok yenmişizdir. Aynen bravo. Buradaki bizim tepkimiz hakemin şeytanlığınadır. Bu kadar. Aynen. Bu kadar. MHK'ye söyleyeceğim bir şey var mı bunu hocam? Bunu anlamıyorum. MHK'ye de şunu yanında söylüyorum. Yanında MHK başkanı yanında hocam. Ben MHK'ye de şunu söylüyorum. Böyle isimdir, Cüneyt'tir falan filan yok. Bugün deniz çobanlara, deniz ateş bitlenlere ne yapıyorsanız Cüneyt Çakır'a da onu yapacaksınız. Ertem bir bunu öyle yok öyle. Ertem. Öyle yok. Ona da yapacaksınız aynısını. Ertem bugün Fenerbahçe maçı vardı. Cüneyt Korukçu. Biz Koruk niye ki? Ertem? Ne bu? Cüneyt Korukçu. Kuvarezma'ya konuşuyoruz deminden beri. Öyle bir şey değil. Bugün Beşiktaş abi. Ya, Koruk mu dedim? Bir dakika. Beşiktaş'ı biz dün konuştuk Ertem'ciğim.
Niye bu Quaresma'yı uzattık bu kadar? Tamam söyledik bitti. Hayır, gitti. Ertem'in yazısına Fenerbahçe girdim ben. Derbiye girdim. Fenerbahçe'yi onu da konuşalım. Konuşacağız. Onu da konuşacağız. Bırakın da. Abi yani Quaresma. Ertem'cim bundan sonra senin için derbi Beşiktaş-Başakşehir maçı değil mi derbi? Hayır en büyük bak derbi. Öyle demedim. Allah aşkına versene bak hemen reklama gireceğim. Ne olursun Sinan abi rahatsız. Başakşehir daha önemli sen ki bak, derbiymiş. Türkiye'nin önde gelen yazarlarından birisi. Manukova bak Ertem. Diğer konularda saygıyla büyüklerimsiniz dinledim karışmadım ama maymun kola konusunda alırım o maymunu senin Rütük kullanırız ama bu maymuna güvendik bizi maymun etti bu maymun. Doğru söylüyor. Hey siz gün gelmez doğru bak söylüyor. Seni maymun ederim. Seni reklama gidiyoruz. Reklama gidiyoruz. Alırım bu maymun kolayı Ertem senin münasip. Reklam saçmalama reklam.